İşin sonunda yağlı kurşun var. Bir eski özeltimci eşiyle birlikte kahvaltı eden eski HSYK Başkan Vekili Kadir Özbey'e yaklaştı ve bu sözleri söyleyip gitti. Gizli kalmış bu tehdit gazeteci İlhan Taşçı'nın yarın piyasaya çıkacak İlahi Adalet adlı kitabında yer alıyor. Kitapta HSYK'da böcek araması yapılmasından kurul üyesi Ali Suat Ertosun'un makam aracının eski Ergenekon savcısı Zekeriya Öz'e tahsis edilmesine kadar pek çok ayrıntı var. Devletin çatısı derken ben kuvvetler ayrılığını ve hukuk devleti ilkelerini kastetmiştim. O konudaki endişelerimiz devam ediyor. Hükümetle yargı arasında köprülerin atıldığı gergin günler. O tarihte Kadir Özbek HSYK Başkan Vekili koltuğunda. AK Parti'nin anayasa paketinde yer alan yargı ile ilgili düzenlemelere sert muhalefet yapıyor. Kadir Özbek işte bu kafede eşiyle birlikte kahvaltı yapıyordu. Özel harekatçı yanına geldi ve bugüne kadar yaptığınız konuşmalar iyiydi ama artık konuşmasanız iyi olur dedi. Ve sonunda yağlı kurşun var deyip Kadir Özbek'in yanından ayrıldı. Özbek o kişiyi akşam televizyon ekranlarında gördü. Anayasa değişikliğini hararetle savunanlar arasındaydı. Anayasa değişikliği döneminde hemen hemen bütün televizyon kanallarında tartışma programları vardı. O programların daimi konukları vardı. Mesela bu ünlü dememin nedeni o. Sözünü ettiğimiz kişi o programlarda her zaman kendine yer bulabilmiştir ve hep de hükümet yanlısı ifadelerle anayasa değişikliğini desteklemiş bir isimdir. Gazeteci İlhan Taşçı İlahi Adalet adlı kitabında olayı anlattı ama ismini açıklamadı. Yapılı, çenesi öne çıkık biri diye tarif etti. Bir sayın beyefendi şu anda genel başkan yardımcısıdır. Şu anda 4 tane notu var bende. O notları ben zaman geldiğinde kullanayım veya birilerine söyleyeyim diye de saklamadım. Bir komisyon başkanı. Taşçı'nın kitabında hükümetle HSYK arasında yaşanan krizin perde arkasına ilişkin bilgiler var. Aslında o kapı ağzında yapılan açıklamalar dağın görünen ucu. İçeride çok daha büyük bir kavga var. İşte onlardan biri Ankara'da yapılan yargının Ergenekon zirvesi. Kadir Özbey'in talebi üzerine başkente gelen eski İstanbul Başsavcısı Aykut Cengiz Engin ve özel yetkili başsavcı vekili Turan Çolak kadıyla yapılan 1,5 saatlik zirve. O zirvenin bence en önemli tarafı şu, aslında o bir yol ayrımı toplantısı bana göre. Bunu bir bilgiye değil bir yorum olarak söyleyebilirim. Artık Türkiye'de hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını çok net anlatıyor. O zirvede hakimler ve savcılar telefonlarının dinlenmesinden yakınıyor. HSYK'da böcek araması yapılıyor ama Ali Suat Ertosun'un makam odasındaki görüşme yine de dinleniyor. Peki Taşçı bunları yazarken başına bir şey gelmesinden kaygılandı mı? Kaygılanmamak elde değil elbette. Korka korka yazıyorsunuz ama korka korka da olsa yazmak zorundasınız.